Teşekkürler. Tebrikler Aygün. Hemen seni yanıma alayım. Evet. Şimdi yine değişik bir uygulamamız var bu ilk bölümde. Kendilerine 30 saniye vereceğiz. Sizler hiçbir soru sormadan 30 saniye boyunca kendilerini tanıtmaya çalışacaklar. Bakalım ne yapacaklar. 30 saniyeniz başladı Aygün'üm. İlk önce tabii ki çok teşekkürler diyoruz zaten. Biz buraya Cenk Bey, Kemal Cenkiç'ten bizi buraya getirdi ve çok seviniyoruz yani. Bence ben düşünüyorum ki siz beni anlıyorsunuz. Yani birazcık böyle falan bizim dilimizde fark var ama tabii ki kendim kalbimiz, yüreğimiz bir. Dahi Atatürk söylemiş. Bizim acımız da bir, sevincimiz de bir. Zaten ben şimdi buradan söylemek istiyorum. Şimdi biz Azerbaycan'da son iki saniye. Olur mu? Biraz çıkartabilirsiniz. Şey, bizde İrmiyan var. Bizde yani çok faciali bir gün bugün. Ama biz yani burada bu sahneni paylaşıyoruz. Biz çok seviniyoruz. Zaten ben çok seviyorum Bülent Hanım'ı, Orhan Bey, Ebru Hanım ve Arman Bey. Ben çok seviniyorum sizin karşınızda yani bugün okudum. Çok sağ olun ve Türk halkına çok teşekkür ederim. Yani biz burada elendik bugün veya kaldık hiçbir fark etmez. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Tamam, biz sizi şimdi çok seviyoruz. Tamam, şimdi onu jüriye sağ olun. Peki. Aygün kendisiyle ilgili birazcık bilgi vermiş oldu. Biraz gelir misin Bence Aygün? Bence hiç vermedi. Bence de vermedi. Biz Aygün'ü tanımadık. Siz soru soracaksınız. O 30 saniyeyi öyle değerlendirmeye karar verdiniz. Siz kendinizi anlatmak yerine propaganda yapmayı tercih ettiniz. Oysa ki kendinizi anlatmanız için 30 saniye süre verildi size. Siz Azerbaycan'da Azeri Popstar yarışmasına katıldınız değil mi? Evet abi. Kaçıncı oldunuz? Ben 5. oldum. 5. oldunuz. Evet. Peki. Ama Azerice şarkılar söylediniz. Evet, hem Azerice hem Türkçe. Peki Azerbaycan'da sahneye çıkıyor musunuz profesyonel anlamda? Evet, çıkıyorum. Çıkıyorsunuz. Peki. O zaman sahneyi kullanmasını biliyorsunuz. Yani bu T'yi buraya yani süs olsun diye yapmadılar değil mi mesela? Ayakkabılarınız sizin ayağınıza 2 numara mı küçük, 1 numara mı küçük? Hiç denemedim. Küçük. Yani baş parmaklarınız bütün parmaklarınız dışarıda duruyor farkındaysanız. Hepsi dışarıda duruyor. O çorapla giymiş. Ondan mı? Çorapla giyildiği vakit burunsuz ayakkabı bakayım. Kendini öne verir. Öne bayağı verir. Dışarıda duruyor. Çorapla giymiş. Açık ayakkabı çorapla giyilir. Açık ayakkabı çorapla giyilmez. Giyilmez. Bayağı dışarıda duruyor ve ayaklarınız. Zaten dışarıya parmaklarını da ben giymedim. Dışarıya verir. Bilmiyorum. Ben mi yanlış yaptım sen mi? Hayır tabii efendim. Tabii ki siz yanlış yapmazsınız. Azerbaycan'da hep çorapla mı giyersiniz açık ayakkabıyı? Zaten böyle bunun olur. Bunun Azerbaycan'la alakası yok. Hanımefendinin şahsına münhasır o şekilde alışmış demek ki ya, ama yanlıştır. Bir de çorapla giyilmez. Evet, ayrıca çorabın burnu da var. Burunsuz, topuksuz belki olmalıydı ama yine de öne kaydırır. Giyilmez. Bir de bir sorun mu vardı orkestra ile ses tonu arasında? Böyle evet, detone vardı. Detone, yani evet, böyle evet. Çok volümlü geliyordu, sanki başka bir ses şarkının geliyordu. Şarkının sonunda da o yeden de hiç yakışmadı. Sol, la diye o yeden olmadı. Değil mi Orhancığım? Yani. Sizin Azerbaycan'daki jürinizde kimler vardı? Şimdi ben merak ettim. Bizde çok, bizde böyle söylüyor, halk artisti yani. Halk artisti. İlhame Hanım orada vardı. Sonra Nisa Hanım Kasımova vardı. Şairler, şiir yazan ne söylüyorsunuz siz? Şair bizde. Besteci? Hayır, güftekarlar. Güftekarlar vardı Vahid Aziz. Beste sözü. Çok güzel. Bestekar Faik Sücettinov, Rauf Babayev. Çok iyiydi. 12 tane. 12 tane. 12'si de konuşuyor muydu? Evet, 12'si de konuşuyordu. Kaç saat sürüyordu program? 3-4 saat. 4 saat zannediyorum. Ya 4 biz saat. 4 kişi 6 saatte bitmiyor. Azerbaycanlılar kısa konuşuyorlar. Demek ki bizim çenemiz daha düşük Osman'dan. Peki bugün bir yaz günü mü Azerbaycan'da? Evet, bir yaz günü. Nedir? İrmiyan var, facia olmuş bizde. Yani ben o yüzden bunu hatırladım burada. Hmm. O da seni birazcık üzdü değil mi? Evet. Bu yaz günü olması. Ne Peki. olmuş? Yaz günüymüş. Bir kazayla alakalı bir şey galiba. Yok. Ha. Kaza değil, sadece şey. Bizde Armenilerin soykırımı falan bir şey. Yani ha. İrmiyan var. Anladım. Böyle. İrmiyan.
20 Ekim. Sizde Ekim, Ekim bizde yanvar ayı. Yanvar ayıymış orada. Anladım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bugün sen, ben provanı seyrettim senin. Sen provada çok güzel söylüyordun. Burada iyi söylemedin mi? Burada detonelerin vardı. Provada çok güzel söylüyordun. Neden? Olur biraz heyecandan belki. Ama yani ben provada mesela kusursuzdu. Çok güzel söylüyordum. Burada ne olduğunu anlamadım yani. Zaten sizin gibi insanlar burada eleşmiş. O yüzden birazcık kendimi şey... Peki yani... bir şey soracağım. Azerbaycan'daki jürinin önünde mi söylemek daha zordu yoksa burada mı? Her ikisi düşünürüm. Her ikisi de İkisi de çok aynı derecede, evet, heyecanlı. Ama derece. Mesela siz hiç zorlanıyormuş gibi durmuyorsunuz. Öyle bir haliniz var ki. Hani geldim tamam burada şarkı söyledim. Elensem de ya elenmiş olurum. Hani tam bana verdiğiniz elektrik bu mesela. Zaten hani önemsemiyor musunuz gibi bir duruşunuz var. Yok hayır, benim duruşum zaten böyledir. Nasıldır? Yani böyledir. Nasıldır? Böyledir. Öyle bir duruşunuz var hani tamam geldim işte de, tamam elensem de elendim yani. Hani tam öyle duruyorsunuz, hiç önemsemiyormuşsunuz gibi bir havanız var. Bilmem o zaman da hani buraya gelmenin de bir manası yok. Hayır, önemli tabii ki. Önemli benim için. İşte bana hiç öyle bir elektrik, bana mı yanlış elektrik geçiyor? Ama bazı insanlar hislerinin tezahürleri yani üzüntülerini çok kendilerini mesela örneğin yerlere atarak efendim çağlayanlar gibi gözyaşları dökerek belli etmeyebilirler. Gözyaşları içine akar ama etrafa kuyruğunu dik tutmak adına etrafa bir şey belli etmeyebilir. Yani bu tarzda insanlar vardır. Örneğin ben mesela... Evet. Hiç hayatımda feryat ederek ağladığımı bilmem. Yani cenazede bile en yakınlarımın halacığım ve babaanneciğim hayatımda en sevdiğim iki insandı. Allah rahmet efendim, eylesin. Allah rahmet eylesin. Onların cenazelerinde kendim onlarla birlikte oraya girip üstümü kapasınlar istediğim halde yaşlarım böyle sessizce akıyordu. Bağıramadım, yapamıyorum yani tarzım değil. Normal hayatta çok daha... Ama Bülent Hanım, hani duyguyu göstermemekten söz etmiyorum, o başka bir şey. Yani buradaki başka bir şey, sizin başka bir şeyden söz ediyorum. Hani şey gibi, ben zaten Azerbaycan'da işte yapacağımı yaptım. Yani o bu da benim belki... hayatım bir fantezi olsa yok, da olur, olmazsa yani da olmaz çok, gibi yani. Çok heyecanlı olabilir. Ama gösteremiyor olabilir. Bir de Armağan esas da öyle hissetse o kadar çok kilometreyi yapıp buralara kadar... Hayır, hayır. Ya da dediklerimizi anlamıyor, öyle bir soru. O olabilir tabii, hani dille ilgili bir şey olabilir. Yani. Orhan Bey zannediyorum bir şeyler söyleyecek, evet. Önce Aygün çok güzelsin. Teşekkür ederim. Çok da güzel görünüyorsun, çok zarifsin. Hoş gelmişsen. Teşekkürler. Hoş gelmişsen. Azerbaycan bizim özümüzdür. Oradaki tüm halkımıza çok selam ve sevgilerimi yolluyorum. Sevgilerimizi yolluyoruz. Ve Azerbaycan gerçekten çok büyük müzisyenlerin de yetiştiği bir yerdir. Tüm müzik türleriyle, klasik müziğiyle, yine cazıyla, yine Türk müziğinin özellikleriyle çok büyük müzisyenler yetiştirmiştir. Ve ben gitmedim ama gitmeyi de istiyorum. İnşallah bir gün kısmet olur. İnşallah. Ve Azerbaycan bizim dediğim gibi özümüzdür. Biz o özleri zaten müziğimizde kullanıyoruz. Zaten bizim özelliklerimiz de orada kullanılıyor. Bir lehçe farkımız var. Her şeyimiz aynı. Bugün heyecanlısın, o normaldir. Ufak tefek detoneler olmuş olabilir ama genelde sesine hakimsin. Ve ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Bunu böyle gözledim. Onun için tebrik ederim. Ve buraya gelmenizden de son derece mutlu oldum. Gerçekten. Ve ilk defa yurt dışından, yani Türkiye'nin dışından yine özümüzden olan bir insanlarımız bizim aramıza geldiler. Bundan ayrı bir büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar. İnşallah devam edecek ve nice başarıları beraber yaşayacağız. Onun için inşallah başarılar diliyorum. Bu arada Orhan Bey, programımız Azerbaycan'dan da çok izleniyormuş. Hep bunun haberlerini alıyorum. Herhalde öyle, evet, değil mi?
bütün Azerbaycan'daki izleyicilerimize de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hatta bir alkışla onları selamlayalım isterseniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ebru'nun sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aygül ben diyorum. Özüm diyerim ki sağ. Yani ben özüm sağ diyerim ki çok güzel, çok volümlü sesin var ama bugün provada çok iyiydin. Öyle konuşuyorsunuz değil mi? Doğru beceriyor muyum? Doğru. Ondan sonra siz de uçağa bindiği zaman şey diyorlar değil mi? Az sonra düşeceğiz. Havaalanına düşeceğiz diyorlar evet. Değil mi? Ben ilk gidiyorum Azerbaycan'a. Uçaktayız. Dedi ki birazdan dedi bir havaalanına dedi, düşeceğiz. Nasıl düşüyoruz dedim ya. Meğer düşmek inmekmiş. Sonradan öğrendim ki düşmek inmekmiş. İsterim ki benim özüm ben sana vereyim çok puan ama şimdilik 8'den idare et. 8 Ebru Gündeş'ten geldi. Şunu söylemek istiyorum. Ebru Hanım bahsetti. Lehçe farklılığından kaynaklanan farklı bir Türkçe kullanımı var. Neticede evet. Hepsi Türkçe. 41 tane Türk lehçesi vardır dünyada. İki tanesi Türkiye'de, geri kalanı Türkiye dışında olan bizim insanlarımızın kullandığı lehçelerdir. Ama neticede hepsi bizim kültürümüzün içerisinde, çok büyük kültürümüzün içinde olan lehçelerdir. Azerbaycan'da işte o çok büyük kültürün içindeki özü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Farklılıklar var ama anlamasak da biraz dinlediğimiz zaman hemen anlarız. Anlaşılıyor, evet. Peki Orhan Bey mikrofon ben sizdeyken. 9 veriyorum. 9'da Orhan Gencebay'dan geldi. Bülent Hanım. Şimdi tabii musikinin nasıl icra edildiği şu andaki önemli olan. Evet. Ben sahne olarak ele alırsak hanımefendiyi ilk defa gördüm ve dinledim. Sahneye çok yakıştırdım. Çok dik duruyor. Hı hı. Yani sahneyi dolduran bir edası var. Yüzü fevkaladenin fevkinde güzel. Hatları, gözleri. Yani sahnede cuk bir kız. Çok yakışan bir hanım kız. Efendim, yalnız söylediğim gibi detoneleri vardı. İnşallah ilk günün heyecanından olsa gerek evet. Demek istiyorum. Çünkü sahneye çok yakıştırdığım için. Burada kalsın isterim. Ama tabii benim bir tek oyum var. O oyumu da şimdi çok iyi bir puan veremeyeceğim detone olduğu için. Türkan Şoray'ı da çok beğeniyorum ama bir hata yaparsa ve ben eğer notlandıracak olsam söylerim. Hı hı. Ki ağzım varmaz. Söylemeye, varmaya varmaya söylerim. Müzeyyen Hanım. Hoş haddim değil onun için yorum yapmak ama hani ne demek istediğimi tabii bilmem ki. Anlatabiliyor evet. Muyum? Müzik, musiki de torpil olmaz dersiniz. Musiki de asla, evet. Asla. Efendim detoneler vardı. Oradaki o yedeni beğenmedim. Efendim ve 8 veriyorum. 8 de Bülent Ersoy'dan geldi. Armağan 7. 7 Armağan Çağlayan'dan geldi. Bakalım toplam kaç oldu? 32 puan almışsın Aygün. Aday numaranı hatırlatmak ister misin kameraya? Biliyor musun aday numaranı? Tabii ki aday numaranı. O zaman söylersen. 114. 114 Aygün'ün aday numarası. Bugün ya Aygün ya da sırada Ulviye var. Yine Azerbaycanlı yarışmacımız. Onlardan bir tanesi elenecek. O yüzden not verirken, o SMS gönderirken Aygün'ü ve Ulviye'yi öncelikli sırada düşünürseniz daha iyi olacaktır. Aygün'ün aday numarası 114. Teşekkürler Aygün. Teşekkür ediyoruz sana. Ben size teşekkür ederim. Jürilere teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi sevgili izleyiciler dediğimiz gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antep ve Çanakkale'deydi.